Süper Lig başladı peki, ne düşünüyorsun? Hala iyi düşünüyorum. İyi düşün. Süper Lig. Beşiktaş'ın hastasıyız. Kartal heykellerini dikeceğim bu arada. Bahçenin... Benim gönlüm Sivaslı olduğum için Sivaslı diyorum ama Trabzonlar'a hiç kimse kazanmasın. Ne baksın yere. Çok mu önemli? Trabzon olacak. Ya Başakşehir alır ya Trabzon alır ikisinden. Günaydın canlarım. Hepiniz Erzincan'a hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir vlog çekmek istedim. Biliyorsunuz tanıyanlarınız vardır. Eskiden taraftarlarla çok fazla röportaj yapma şansını elde etmiştim. Taraftarların çok fazla içinde kaldım. Onları tanıma fırsatına eriştim ve şimdi dedim ki kalkmışım Erzincan'a gelmişim. Acaba benim memleketimin insanları, benim Erzincanlı memleketlim hangi takımı tutuyor? Süper Lig başladı. Acaba heyecanlılar mı? Yeniden futbola kavuşmayı sabırsızlıkla acaba bekliyorlar mıydı? Çok merak ettim. Neden bilmiyorum. Böyle bir şeyi merak ettim. Dedim ki ben bugün buranın dedim güzel insanlarıyla dedim ben dedim bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Tabii korona var bildiğiniz gibi, o yüzden çok fazla yaklaşmayacağım. Hem kendimi tehlikeye atamam hem de onları tehlikeye atamam. Böyle uzaktan uzağa onlarla sohbet edeceğiz birazcık. Kolum yoruluyor. Bunu hem tutup hem konuşmak gerçekten hiç kolay olmuyormuş. Dur ya, bir yere oturayım da öyle konuşmaya devam edeyim. Evet, geldim ahırımızın önüne oturdum. Şimdi şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Taraf yağmur yağıyor bu arada bir yandan da. Ama şu an çok fena yağmur yağıyor. Allah'ım yağmur yağıyor. Neyse. Sohbetimize devam edelim. Yağmur bizi durduramaz. Edelim. Biraz size işte takımları tutan taraftarların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Takımların taraftarlarıyla çok yan yana kalıp onlarla sohbet ettiğim için nasıl davrandıklarından ve nasıl insanlar olduklarından şöyle küçük küçük bir şeyler bahsetmek istiyorum. Şöyle ilk önce Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı gerçekten çok elit bir taraftar. En güzel sohbetleri Fenerbahçelilerle ediyordum. Şimdi siz diyeceksiniz ki ay işte şu takımı övdün, şu takımı tuttuğun için, ay şunu övdün şöylesinde, o yüzden de bilmem ne. Hiç öyle değil. Ben çok tarafsızca şu anda değerlendiriyorum. Fenerbahçeliler gerçekten çok misafirperverlerdi bana karşı. Ben ne zaman bir o taraftarla karşılaşsam ya da bir dükkana uğrasam gerçekten çok güzel ağırlıyorlardı ve benimle çok güzel sohbet ediyorlardı. Hiçbir sorumu karşılıksız bırakmıyorlardı. Geliyorum Galatasaray'a. Şimdi Galatasaray deyince gördüğüm, taraftarlarda gördüğüm en belirgin özellik çok özgüvenliler. Neden? Şampiyon olmaya alışmış bir takım. Galatasaray taraftar deyince aklıma hep böyle şampiyon geliyor, anladın mı? Yani bu şekilde düşünüyorum ben. O yüzden de genel olarak Galatasaraylılar gerçekten özgüvenlilerdi. Hani böyle konuşurlarken de kazanacaklarını, yapabileceklerini her zaman onu hissettiren bir takım taraftarıydı. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bu arada Galatasaraylılar da gerçekten konuşuyorlardı gayet röportajlarıma, sorularıma. Onlar da çok güzel karşılık veriyorlardı. Ben sadece böyle hani bir tık daha ayrılan özelliklerinden bahsediyorum. Aa kesinlikle onlar öyle değil. Aa kesinlikle işte bunlar çok misafirler. Öyle bir şey değil. Bir tık belirgin daha, bir tık daha belirgin olan özelliklerinden aslında bahsediyorum. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaşlılarla röportaj yapmak biraz benim için zor oluyordu. Biraz beni zorluyorlardı, yalan yok. Her zaman sorularıma cevap vermiyorlardı. Beni biraz üzüyorlardı o yüzden. Beşiktaş taraftarında gördüğüm en belirgin özellik, çok tutkullar. Çok tutkullar ya, böyle tutku buram buram hissediliyor uzakta. Benim için onlar kara aşık. Yani böyle şeyler, Beşiktaşlı olmak alın yazısı gibi bir şey onlar için. Gelelim Trabzonsporlara. Ya var ya bak, röportaj yaparken en eğlendiğim ve en matrak geçen sohbetleri gerçekten Trabzonsporlulardı. Yani hani böyle şey diyordum, Allah'ım ne olur bir Trabzonsporlu'ya denk geleyim de hani böyle sohbet edelim. Sohbet akıp gidiyordu. Hani bazılarıyla sohbet ederken sıkılırsınız, of tamam hani bitsin de artık hani başkalarıyla konuşmaya başlayayım dersiniz ya. Trabzonsporlularla ben çok eğleniyordum. Rizesporlular da arada denk geldiği zaman onlarla da gerçekten çok eğleniyordum. O yüzden de onları da eğlenceli bir takım taraftarı olarak görüyorum. Sohbetleri çok eğlenceli. Dört büyük takımlardan bahsediyorum ama Anadolu takımlarına çok fazla denk gelmiyordum. Belki memleketi olduğu için tutan taraftarlar vardı. Çok denk gelemiyordum ama her zaman
Anadolu takımını da savunan bir insan oldum. Çünkü ben de neticede Erzincanlıyım ve kendi takımımı tutuyorum arkadaş. Ben de Erzincan sporluyum. Tabii ki kendi memleketimin takımını seviyorum. Erzincan sporu her zaman destekliyorum. Ama tuttuğum, büyük takımlardan da tuttuğum bir takım elbette ki var. Gönlüm bazı renklere kaptırılmış durumda. Bunu buradan tabii ki açıklamayacağım. Bu arada bana çok soruyordunuz. Abla sen hangi takımlısın ya falan diye söylemeyeceğim hangi takımı tuttuğumu. Bu bir... Şimdi birazdan Erzincanlılara uzatacağım kameramı. Onlara soracağım. Diyeceğim ki hangi takımlısın abi? Hangi takımlısın amcacığım, dedeciğim, teyzeciğim? Hangi takımlısın amca? Beşiktaş. Süper Lig başladı peki. Ne düşünüyorsun? Vallahi iyi düşünüyorum. İyi düşünüyorsun? İyi düşünüyorum. Güzel i̇nşallah, olmuş mu? İnşallah alırız Beşiktaş. Ne? Şampiyonluğu bu sene alır mı? Olur. İnşallah olur. Peki izliyor musun maçları burada? Tabii izliyorum. Hep? Evet izliyorum. Kaçırmazsın yani. Yok hayır kaçırmam. İyi. Hangi takımlısınız? Takım tutuyor musunuz? Nasıl? Ha? Abi Beşiktaş. Ama bacı nereye? Sen amcacığım hangi takımlısın? Ben de Beşiktaş. Peki Süper Lig başladı. Mutlu musun? Görüşürüz. Tabii ki mutluyum ben. İzliyor muydun maçları? Takip ediyor musun? Takip ediyorum. Ha? Hastasıyız. Beşiktaş'ın hastasıyız. Valla bu evet. Köyde hep Beşiktaşlı evet, var. Tabii ki. Şöyle bir kartal pozu evet. Yapsanıza. Şöyle eline. Hayır şöyle bak. Eller böyle. Sen ne yapsın amca? Harikasınız var. Kim şampiyon olur peki bu sene? Bu sene. Beşiktaş olsun ya. Olsun. Trabzon olabilir. Kim? Trabzonspor. Olur diyorsun artık. Üstlerde zaten. Alır götürür diyorsun Trabzon. Götürür. Ya Başakşehir alır ya Trabzon alır. Annene selam. Her zaman Erzincanspor. İşte bu. Arkadaşlar futbol sohbeti beni biraz yordu, susattı ve acıktırdı. Şimdi tabii ki buz gibi bir köy ayranını içip serinleyeceğim. Süper Lig başladı. Ne düşünüyorsun? Ne? Süper Lig. Başladı mı? Süper Lig başladı. Ya değil bilmiyorum. Süper Lig. Süper Lig. Süper Lig'i biliyor musun? Yok. Duymadın? Hiç. Hiç değil. Bana. Nedir sence Süper Lig? Vallahi bilemiyorum. Bilmiyorum. Böyle bir tahmin yürütsen. Vallahi. Ya bir dur yav. Neyse ben onu bilmiyorum. Niye dedi acaba? Yok. Tahmin ya ufacık bir. Benim hiç tahmin yoktu. Futbol. Aman onu da hiç. Peki dur bir takımın var mı? Ha? Bir takımın var mı? Vallahi hiçbir takımım yok. Ne? Takımları biliyor musun? Çıkar. Galatasaray. Ha. Fenerbahçe. Ha. Sen hangisisin? Vallahi hiçbirisinde değilim. Sen? Hiç. Ben size söyledim. İzlemiyorlardır diye. Devam edelim. Devam edelim. İzleyen birilerini illaki bulacağız. Hangi takımlısın? Ben Beşiktaşlı. Beşiktaşlısın. Şimdi Süper Lig de başladı. Mutlu musun başladığına maçların? Seyretmiyoruz biliyor musun? Ha. Yani pek ilgilenmiyorum. Daha spor arka şeyimiz kalmadı. Neden? Yani bir numaralı Beşiktaşlıyım ben. Öyle mi? Biraz var da duysunlar. Bir numaralı Beşiktaşlıyım ben yani. Ha. Teyzem sen hangi takımlısın? Merhaba. Vallahi ben Beşiktaşlıyım. Takım tutmuyorum ben. Beşiktaşlıyım takım tutmuyorum. Ondan sonra ya. Süper Lig başladı. Ne düşünüyorsun? Ben anlamam. Maç seyretmiyorum ki. Ne yapıyorsun sen bütün gün? İneklerle uğraşıyoruz, tavuklarla uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Bahçeyle uğraşıyoruz. Diyorsun ki futboldan daha önemli işler var evet, burada. Aynen. Ama bir takımınız da var. Var tabii. Benimkisi sır. Kim şampiyon olur bu sene? Ya ben Ceral'ı Trabzon götürür yani. Ben onu tahmin ediyorum. Trabzon spor diyorsun. Sence kim olur? Vallahi bence de. Kim? Trabzon. Trabzon diyorsunuz. Bak görüyorsun teyzemi. Hem köy işlerini yapıyor hem de maçını da izliyor. Asla kaçırmıyor. Helal olsun valla. Kartalın şeylerini dikeceğim. Kartal heykellerini dikeceğim buraları. Bahçene. Bahçeyi hem de ana caddeyi dikeceğim böyle. Öyle bir aşk diyorsun. Evet, yıllardan beri Beşiktaşlıyım. Vay be. Bana şöyle bir tane Beşiktaş marşı söyleseniz de ya ikiniz. Şöyle bir de ooo falan ya.
arkadaşlar. Geldim, çeşme başına oturdum. Geleni geçeni çeşmede yakalamayı ümit ediyorum. Su içerlerken böyle bir anda kamerayı çıkarıp işte hangi takımlısın falan diyeceğim. Şey diyeceğim. Teyze vallahi paya istemiyorum ben. Paya istemiyorum. Ankette yapmıyorum. Broşürle dağıtmayacağım. Valla bir soru soracağım sadece. Gerçekten bir soru, bir soru, bir soru. Futbolla ilgileniyor musun? En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş mı diyorsun? Evet. Bu sene kim kazanır, kim şampiyon olur? Benim gönlüm Sivaslı olduğum için Sivaslı diyorum ama Trabzon alabilir. O Erzincan'da bir Sivaslı. Evet, Hanımköy'deyiz. Öyle mi? Peki Süper Lig'in başlamasına mutlu oldun mu ya? Hayır. Olmadın mı? Neden? Ya bu ortamda başlaması doğru bir şey değildir. Öyle mi diyorsun? Korona var. Evet. Seyircisiz bir maç nedir? Nedir biliyor musun? Soğansız fasulye. Yaşa. Değil mi? Seyircisiz bir maç, soğansız tabii. Fasulye. Kur fasulyeyi koyacaksın. Evet. Soğanı böyle. Evet. Bunu koydum gibi. Evet. Olmadan tadı olmaz. İsterseniz doğru. O seyircinin coşkusunu böyle içimizde hissetmeyi çok isterdik. Ama sonuçta korona var. Ne yapalım? Önlemlerimizi alacağız. Mecburuz böyle izlemeye. Hangi takımlısın? Sorma. Takım tutmuyor musun? Aa. Süper Lig başladı, onu biliyor musun? Yok. Hangi takımlısınız? Beşiktaş. Siz teyzem? Galatasaray. Galatasaraylı mısın? Süper Lig başladı peki, mutlu musunuz? Hayır. Hayır mı? Evet. Neden? Taraftarsız. Değil mi? Size dedim, çeşmede insan yakalarım dedim ben. Üf, herkes benden kaçıyor. Neden kaçıyorlar? Halbuki bak ne kadar da tatlı bir kızım ben. Bu arada... Beşiktaşlılar sohbet etmiyor benimle dedim ama kimi uzattıysam Beşiktaşlı çıktı. Vallahi beni taşlayacaksınız. Hani Beşiktaşlılar konuşmuyordu kız falan diyeceksiniz. Vallahi bütün Beşiktaşlılar şu anda cevap verdi. Genel olarak bu çeşme başı çok sıcak. Birazcık gidip gölgelik alanlarda sohbet edebileceğim birilerini bulayım. Yakalarına yapışayım hadi koşun. Hangi takımlısınız? Galatasaray. Peki bu sene kim şampiyon olur? Galatasaray. Bir bardak çayımı içeceğim. Sonra sohbetime kaldığım yerden devam edeceğim. Hem içiyorum, hem yiyorum, hem sohbet ediyorum, hem köy gözü geziyorum. Ancak böyle tadı çıkıyor buranın da. Köyümün marketine, bakkalına geldik. Siz burayı ne sandınız? Burada bakkal da var, burada oturma yerleri de var, burada büfeler de var. Şimdi... Hoş buldum. Şimdi işte köyümüzün bakkalı Aydın. Aydın hangi takımlısın? Cimbom. Peki Süper Lig başladı yeniden, mutlu musun? Yok değilim. Neden? Seyircisi. Herkes aynısını söylüyor. Tadı çıkmıyor değil mi? Peki kim şampiyon olur? Yine de oynanıyor yani bir şekilde maçlar. Trabzonspor olacak. Ne? Trabzon olacak. Öyle mi? Neden? İyi oynuyorlar çünkü hakkıyla. Sence bu köyde en çok hangi takımı çıkar? Galatasaray çıkar veya Beşiktaş çıkar. Ödüyorsun. Ya bir Allah'ın kulu da çıkmadı ki ben Erzincan sporluyum kardeşim diye. Burada çıkmaz. Süper Lig başladı. Ne düşünüyorsun? Süper Lig. Süper Lig. Süper Lig. Süper Lig. Ha? Nerede? Süper Lig başladı biliyor musun yeniden? Süper Lig. Süper Lig'i duydun mu? Yok. Süper Lig'i duydun mu? Yok. Futbol. Nerede başlamış? Şeyde. Maçlar oynanmaya başladı. He. Süper Lig ne? Süper Lig futbol değil mi? Vallahi sana helal olsun. Takım tutuyor musunuz? Ben Beşiktaşlıyım ama. Vay. Teyzem izliyor belli. Peki kim kazansın bu ligi bu sene? Hiç kimse kazanmasın. Hepsi baksın yere. Çok mu önemli yani? Şimdi bu... Virüste çok önemli spor için. Ya bu ne güzellik ya. Ya sen ne güzel bir şeysin. Hangi takımlısın? Benim. Fenerbahçelisin. Süper Lig başladı. İzliyor musun maçları? Yani şu anda bizim şeyimiz yok da. Siz televizyonumuz yok da. Sen koyunlarla mı ilgileniyorsun tüm gün? Evet. Güzel bir şey. Erkan abi şu an karşımda. Erkan abi,
Hangi takımlısın? Fanatik değilim, o yüzden de çok takip etmiyorum. Tamam, ay bir tane söyleme. Galatasaraylı. Şimdi sen bu köyün muhtarısın. Neden Erzincan sporlu değilsin? Ha? Neden Erzincan sporlu değilim? Tabii Erzincan sporda tutuyorum da. Bu sene kim şampiyon olur ya sence? Vallahi bu sene... Geçen sene Galatasaray oldu. Bu sene kim olur? Yani inşallah Galatasaray yine olur da işi biraz zor Galatasaray'ın puan farkı altıya çıktı. Sence kim olur? Bence Galatasaray olur. Galatasaray mı diyorsun? Bak Trabzonspor da üstlerde yani şu anda. Evet, Trabzon şu anda iddialı. Trabzon Başakşehir ama Galatasaray olur diye. Diyorsun. Evet canlarım, sohbet çok acıktırdı şimdi de. Önce ayran, sonra çay. Şimdi bir mangal keyfi yapayım. Bu röportajların üstüne ben bir yerim. Bir yerim. Var ya şimdi size anlatamam. Takımınızı öğrenebilir miyim? Şşt, kim şampiyon olur? Mösspor. Mösspor şampiyon olur dediler. Kolumda bir şeyler geziyor ya. Korkuyorum şimdi piramide çıkar bir şey olur gerçekten. Mösspor şampiyon olur dediler. İneklerimiz Mösspor'u tutuyor. Kısa kes dedi. Merhaba. Sizce bu sene kim şampiyon olur? Aha biraz sinirli. Biraz sinirlendi. Hangi takım olur sizce? Samanspor dedi. Evet arkadaşlar. Arkadan bana cevap verdi. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Köyümü gezdim, sizlere göstermeye çalıştım. Memleketimin güzel tatlı insanları... İzin vermiyorlar ki konuşayım ya. Memleketimin güzel tatlı insanlarıyla olabildiğince sohbet etmeye çalıştım. Sizlere bunu aktarmaya çalıştım. Genel olarak köyümde hep Beşiktaşlı varmış, onu gördüm. Galatasaraylılar da nadiren çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada beğeni atıp yorum yaparsanız, efendime söyleyeyim, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz.